Herkese günaydın. Biz bugün alerji teste gidiyoruz. Daha önceki videoda söylemiştim, hatırlarsınız belki, alerjiye yönlendirildik diye. Bakalım bugün test yapılacak, neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. Evet anneciğim. Bir de cüzdanımı bulamıyorum evin içinde. Özgür'ün kimliği vardı, TC'sini biliyoruz. Hani onunla direkt yapsak olmaz mı acaba bilmiyorum ya. Bir şansa gidiyoruz açıkçası. TC'yi isterlerse söyleyemeyeceğim, yapamayacağım çünkü cüzdanı bulamadım. Hadi yürü. Geç kaldık. Hadi bakalım oraya gidelim. Görüntü çok kötü, tekrardan konuşuruz. Sana iğne yapsın mı doktor? Korkmuyor musun? Aferin sana. Ben bağladım. Aa, çok güzel bağlamışsın. Günaydın. Alerji sonucumuz çıktı. Detaylarını sonra anlatacağım size. Çok üzücü bir haber aldık gerçekten. Şimdi Seda'ya kahvaltıya geldik. Kahvaltı yapacağız. Hep birlikte. Kızlar da burada. Hep birlikte kahvaltı yapacağız. Nefes. Evet, eve geldim şimdi, evi bir toparladım, süpürünüzü açtım, o süpürüyor, ben de sizinle birazcık sohbet edeyim istedim. Bu arada eve geldiğim ilk an yaptığım şey cüzdanımı aramaktı. Gerçekten cüzdan kaybolması çok kötü bir şey, hani anlatıyorum böyle ama siz de zannetmeyin ki içinde çok para olduğu için bu kadar çok telaş yaptım. Hiç alakası yok. Sadece içinde kimlikler var, onları tekrardan çıkarmakla uğraşmaklar var, kredi kartları, banka kartları, onları bir daha iptal ettirmek falan. Yani kartlardan dolayı bu kadar çok, işte kimlikten falan dolayı bu kadar çok telaş yaptım. Bir yerde düşürdüysem, kaybettiysem falan diye korktum ama çok şükür onu buldum. Eve geldiğim ilk an onu aradım buldum. Evi de toparladım. Özgür'ü de uyuttum. Özgür'ü bugün okula götürmedim. Çünkü çok huzursuz oldu. O alerji testi birazcık acıttı. Onu da hemen anlatayım size. Daha önceden söyledim zaten. Alerjiye yönlendirdiler. Biz de gittik doktora, anlattık durumları. Evet alerji gibi gözüküyor ama geniz eti de olabilir dediler. Bir kulak burun boğazcıya da bakın dediler. Oraya için de ayrıca randevu alacağız. Kızılay'a gideceğiz. Ama bir alerji testi yapalım dediler. Böyle eline bir şey çizdi, gösterdi galiba kalemle. Sonra oralara damlacıklar damlattı ve böyle jilet gibi bir şeyle oraları böyle nokta kadar kesti. Bir 15 dakika bekledik. Neredeyse bir sürü kabarcık oldu. Ben açıkçası çok bir şey çıkacağından ümitli değildim. Yani çünkü Murat'ta da hiçbir şey çıkmamıştı. Bunda da yine öyle olur, bulamazlar falan diye düşünüyordum ama bir sürü şey çıktı. Ama hepsinden böyle azar azar. Yani doktor dediği, hani alerjik bir çocuk. Evet belli bu. Ama daha çok kediye alerjisi varmış. Gerçekten çok üzüldüm. Bu kedi deyince böyle yıkıldım. Çünkü Özgür'ün ne kadar kedileri sevdiğini biliyorsunuz. Zaten hayvan canlısı. Sadece kedileri değil, köpekleri falan da çok seviyor. Kuşları, her şeyi çok seviyor. Ama kedilere ayrı bir sempatisi var. Sürekli kucağına alıyordu biliyorsunuz artık. Böyle resmen onunla uyuyordu. Onu yiyordu resmen. O yüzden kedileri çok sevdiği için çok üzüldüm ona alerjisi olmasına. Kedi alerjisi var. Bir de ot poleni mi dedim? Ot tuz. Yani bu çimenlerdeki, bu işte çimenlerin üstündeki ot poleni gibi bir şey varmış. Ona alerjisi varmış. Bir de yumurtanın beyazına bir çok hafif bir hassasiyeti olabilir ama çok önemli değil. Onu yedirmeye devam edebilirsin dedi. Bu ikisinden uzak tut dedi. Çiğnemek için bir tane ilaç verdi. Ama korkuttu beni doktor. Neden derseniz bu ilacı çiğneyince, belki kullanan anneler vardır. Hatta orada bir hasta da vardı ben kontrol için gittiğimde. Oradaki küçük kız da kullanıyormuş ve sürekli kabus görüyormuş. Bu ilacın yan etkisi oymuş. Kabuslar görmesi uyurken ve aşırı sinirli olması. Yani açıkçası bunu kullanmamayı düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar, yani öyle bir şey semptomlar görürseniz bırakın dedi ama bu kadar etkili bir ilacı hani kullanmasına gerek yok şu anda. Zaten 1-2 ay daha zorlanırız mevsim geçişi olduğu için. Sonra zaten sıkıntı olmaz dedik. Burun damlasını kullanacağız. Bir de alerji şurubu verdi. Çok böyle krize girdiğinde, öksürük krizine girdiğinde kullan bunu dedi. O burun damlasını alacağız, kullanacağız ama o çiğnenecek şeyi ben kullanmayı düşünmüyorum.
Çünkü çok korkuttu beni. Oradaki kız da evet ben işte küçüklüğümden beri demek ki o yüzden böyle korkuyormuşum falan dedi. Küçük kız dedim şu an 7-8 yaşında 3 yaşından beri kullanıyormuş onu her gün. Yani ben bunu ona maruz bırakmak istemiyorum. Bir de bu çocuk onu da anlayamam ki ben hani kabus görüp. Ne bileyim anlasam da yok ya yok kullanmamayı tercih edeceğim onu. Ama bir kulak burun boğazcıya göstereceğim çünkü dedi ki özgüdürü için bir genizet sıkıntısı yaşı olabilir öyle bir yüzü var dedi. Doktorlar anlıyor demek ki umarım bu çok ses yapmıyordur. Onu kulak burun boğazcıya götüreceğiz ayrıca bir kan değerlerine de baktıracağız. Göz altları çok mor alerjiden olabilir dedi doktor ama yine de bir baktıracağız kan değerlerine kulak burun boğazcıya. Yani doktorla işimiz bitmedi normalde bugün benim dişçim de vardı. Ama ben iptal ettim özgüdürü ile çakıştığı için. Tekrardan randevu aldım haftaya. Yani hastanelerle işimiz bitmedi. Ama artık ne alerjisi olduğunu biliyoruz. Bu iyi bir şey. Tabii kedi alerjisi olması çok iyi olmadı ama olsun. Daha beter olmasın. Allah sağlık sıhhat versin. Daha kötüsü olmasın diyelim. Siz de böyle bilgilendirmek istedim. Alacaksın şöyle yiyeceğim. Şöyle. Aldım. Şuradan çıkartayım mı? Şuradan birazcık çıkarttım. Sonra böyle hepsini ağzıma mı atacağım? Ama yapamadım. Ne çizler oraya anneciğim? Ha? Gel bakalım yakınlaştır bir. Gel bize doğru. Göster teyzelere. Oo, ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Acıdı mı? Açıdı. Ağladın mı sen orada? Evet. Çok mu ağladın? Evet. Ama çok acımadı bence. Hadi giyelim. Hadi sen kendin giyebilirsin. İnanıyorum sana. Neredeymiş? Hadi bul bakalım bizi. Dur sakin ol. Çek ellerini. İşte oldu. Şimdi kollarını sokman gerekiyor. Şimdi bununla da şu alttan açacaksın. Bir saniye. Beğendin mi? Evet. Ben kendime Mickey Mouse aldım marketten. Ay Mickey Mouse'u çok mu seviyorsun sen? Evet. Yaşasın. Nefes de Mickey Mouse'u seviyor. Başka kim seviyor Mickey Mouse'u? Şene Parla'da seviyor Mickey Mouse'u. Ay yaşasın. Şimdi birlikte seninle yemek yapalım mı babaya? Evet. Bana yardım eder misin? Evet. O zaman öncelikle şu portakalları mutfağa götürmemiz gerekiyor. Sen tabağa götürebilir misin? Bak şimdi nasıl kırıyorum biliyor musun? Şuraya sert bir şekilde vuruyorum. Sonra bunu böyle açık. Tamam. Aferin sana. Bir saniye. Vereceğim. Bir diğerini de kıralım. Çünkü o zaman elin unutulacak. Birlikte. 1, 2, 3. Bravo. Şimdi şeker dökeceğiz. Yine karıştıracağız. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi 3 yumurta ekledik. 1 su bardağı şeker koyacak özgüdürü. 1 su bardağından ekle bakalım. Bravo sana. Şimdi yok bu kadar yeterli. Şimdi karıştıracağız. Ben dökeceğim. Tamam sen dök bakalım al. Bravo sana. Şimdi yoğurt ekleyeceğim. Süt varsa süt de olur. Dur anneciğim. Aha, yoğurdu da koyalım öyle karıştıralım. Aman da dökecektim.
tamam. Bir dahakine sen dökersin. Onu sen dökersin. Şimdi şöyle. Başın döndü. Öncelikle onu yapmadım. Kumu. Kumu değil o. On. Onu ya. Kumu döktüm. Kumu değil. On. Onu döktüm. Evet. Tamam. Eleyecektim ben ama Özgür Duru çok şey yapmadı. Bunları da dök hadi. Bunu ayıralım. Dur anne. Kakaolu yapacağız ya. Şimdi buraya da kakao dökeceğiz. Tamam. Şöyle birazcık. Tamam. Onu bitti mi? Yok, buna kakao ekleyeceğiz. Şöyle ben göz kararı. Birazcık da su tekleyelim. Onları koymamıza gerek yok. Şunu bir karıştıralım. Su tekleyelim. Bir karıştıralım kaşıkla. Anne kimmiş sende? Şöyle karıştıralım. Karıştıralım. Tamam. Bir karıştırayım ben sana vereyim, olur mu birlikte? Bak mayıs sardılar. Ne yaptılar? Yazı sardılar. Yazı yazdılar. Evet. Acıdı mı? Hayır anneciğim, o yenmez. Anne ben sadece tadına bakıyorum. Anneciğim hayır. Tadına. Anneciğim tadına bakacak bir şey değil o. Hamur. Çiğ. Güzel değil. Hiç güzel bir şey değil. Şimdi önce şu beyaz hamurumuzu döküyoruz Özgür. Sonra bunu ekliyoruz. Hop, her yerine beyaz, siyah. Ya bak içine nasıl gözüküyor. Geri kalanının üstüne ekliyoruz. Ben bakayım. İşte böyle. Ben yette tıkıyoruz. Hı hı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu cevizlerden şöyle kıralım elimizle ve içine atalım. Şöyle kıralım onu. Tamam mı? Küçük küçük yapalım. Bu seferlik böyle birazcık büyük ceviz de olsun. Yemeğe mi karar verdin? Birazcık da damla çikolata ekleyelim. Oh, kekimiz hazır teyzeler. Ve kekimizin son hali gayet güzel. Güzel pişti. Şimdi birazcık böyle soğusun. Sonra çayın yanında yeriz. Şimdi seninle ne oynayacağız? Bebek. Bebekçilik. Tamam, bu benim yastığım. Kim bebek olacak? Sen. Kim anne olacak? Benim. Emzik mi takacağım? Sen de uyu. Hadi uyuyayım. Önce emziği onu ver. Yat. Şöyle yat. Ardından bir şeyimiz. Fahri. Fahri çikolatayını almış. Onun gibi dışarıda yatıyormuş. Annesi vermiş okula. Onu almış okuldan. Onun resmini onu götürmüş annesine. Orada da anne seni çok seviyor. Hadi seni de seviyorum bebeğim. Thank you.
Evet, yemek yedik ve dışarı çıkıyoruz birazcık. Böyle hava alalım dedik. Giyindik, kuşandık. Şimdi dışarı gidiyoruz. Yağmur durmuş. Evet. Artık çocuğu uyuttuk. Ben de edit yaptım. Biraz başım ağrıyor. Ben gidip uyuyacağım. Murat devam edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Özgür ile çok güzel anlarımızı paylaştım bu videomda. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.